Nesneleri gruplama Bütün bu parçaları gruplamadan önce yapım işlemini sonlandırmamız gerekiyor. Bu kitaplığın toplam yüksekliğinin 200 santim olacağını biliyoruz. O halde sahnede ölçüm yapabilmek için bir 3 d Max yardımcı nesnesi kullanabilir ve kitaplığın olmasını istediğimiz yüksekliğini daha kolay görebiliriz ve parçaları tam olarak nasıl hareket ettirebileceğimizi belirleyebiliriz. Create paneline gideceğiz ve burada Helpers'ı bulacağız. Bu özel bir nesne sınıfı ya da nesne türüdür. Ve biz buradan şerit metreyi seçeceğiz. Yalnız bu şerit metreyi oluşturmadan önce snap yani yapışma özelliğini açalım. Böylece düzgün bir şekil hizalanacak. 3D snap'si seçiyoruz. Ardından yalnızca grid yani ızgara noktaları onay kutusunun aktif olduğunu kontrol etmek için sağ tıklıyoruz. Şimdi burada Z değerinin 0 olduğu bu alt noktaya tıklıyoruz. Burası şerit metre ölçümünün başlangıç noktası olacak. Daha sonra ızgara kesişim noktalarına yapışarak yukarı çekiyoruz ve farenin tuşunu bırakıyoruz. Son olarak bitirmek için sağ tıklıyoruz. Artık bir şerit metre yardımcısına sahibiz. Peki şu anda elimizde ne var? Şerit metrenin başlangıcı ve son noktası. Eğer modify panelini seçersek ve şerit metrenin başlangıç noktası aktif bir şekilde seçiliyse burada şerit metrenin uzunluğunu görebiliriz. Aslında şerit metrenin son noktasını istediğimiz gibi hareket ettirebilir ve değişimi gözlemleyebiliriz. Eğer Modify panelinde herhangi bir nesneyi seçerseniz paneli o haliyle sabitleyebilirsiniz. Böylece siz ne yaparsanız yapın panel sabitlenen o görünümde kalacak. Yani şerit metrenin başlangıç noktasını seçer ve daha sonra paneli sabitle komutunu verirsek ve ardından şerit metrenin uç noktalarını hareket ettirirsek panel üzerinde uzunluk değerinin santimetre cinsinden anlık şekilde görüntülendiğini görebiliriz. Geri almak için Ctrl Z yapıyoruz. Uzunluğu elle de girebiliriz. Toplam yüksekliğin 200 santim olacağını biliyoruz. O yüzden doğrudan buraya gidiyor ve uzunluğu belirle diyerek buraya 200 değerini girip Enter'a basıyoruz. İşte bu bütün yapının ne kadar yüksek olacağını belirlemek için bize bir referans oluşturdu. Daha sonra dikkatimizi dağıtmaması için snap özelliğini kapatabiliriz. Daha önce oluşturduğumuz panele tıklayalım ve yeni oluşturduğumuz metreye eşit uzunluğa getirelim. Bunun için Modify panelden Oyuntulu kutuya tıklayalım. Uzunluk bölümüne 190 cm yazalım eksik kalan kısmı için 10 santim uzunluğunda ayak oluşturacağız. Ön görünümde tüm parçalarımızı seçelim. 10 santim yukarı kaydıralım. Bunun için Create panelinden Oyuntulu kutuyu seçelim. Kutumuzu çalışma alanında çizelim. Kutu uzunluğu olarak 10 santim yazalım. Diğer ölçüleri panelle aynı olarak yazalım. Dönüştürme araçlarıyla ayağımızı panelin tam altına yerleştirelim. Gerekli ise ön görünümde hizalamayı kontrol edelim. Parçamızın ismini ayak olarak değiştirelim. Bu şekilde panelimizle metremizin uzunluğu eşitlendi. Şimdi oluşturduğumuz panelden ve ayaktan diğer tarafa bir tane daha oluşturalım. Shift tuşuna basılı tutarak diğer tarafa sürükleyelim. Farenin tuşunu bıraktığınızda karşımıza çıkan pencereden instance seçeneğini seçelim. panelin yerini ayarlamak için mu x değerine 70 yazalım. Böylece panel tam yerine oturur. Ve sonunda tüm parçaları gruplamaya hazırız. Şerit metreye daha fazla ihtiyacımız yok. Bu yüzden onu seçip siliyoruz. Biraz daha bakınıyoruz ve her parçanın uygun bir ismi olduğunu kontrol ediyoruz. Bunların tamamı yan panel olarak, bunların tamamı ise raflar olarak isimlendirilmiş. Şimdi tümünü seçiyoruz ve bir gruba dahil ediyoruz. Grup menüsünden Grup seçeneğini seçelim. Gruba bir isim vermemiz isteniyor ve bu noktada size tavsiyemiz, gruba isim verirken Group kelimesini grup adının başında kullanmanız. Böylece bunun diğer sıradan bir nesne olmadığını anlayabilirsiniz. Şu anda bunu Kitaplık Grubu olarak isimlendirelim ve Enter'a basalım. Gördüğünüz üzere Modify panelinde isim kalın harflerle yazılmış. Bu ise üzerinde çalıştığımız şeyin bir grup olduğunun bir işareti. Bu bir grup. Eğer grubun herhangi bir üyesini seçersek, daha sonra tüm grubu tek bir birim olarak hareket ettirebilir, döndürebilir ve boyutlandırabiliriz. Kontrol Z ile geri alıyoruz. Ve bu daha sonra ana sahne içerisinde kullanılacak çeşitli parçaları inşa ederken kesinlikle kullanmak isteyeceğiniz bir şeydir. Bu şekilde tüm parçaları gruplandırmak isteyeceksiniz. Daha sonrasında diğer nesnelerle bir araya getirmesi bu şekilde daha kolay olacak. Gruplarla alakalı son bir şey daha söylemek gerekirse o da gruplarla çok çeşitli şeyler yapabileceğinizdir. Örneğin grubu tamamen parçalayabilir ya da geçici olarak açabilirsiniz. Mesela grup seçiliyken grup menüsüne giderek open yani aç seçeneğini tıklıyoruz. Ve eğer seçim parantezleriniz görünür durumdaysa burada da görüldüğü gibi pembe şekilde görüntülenecektir. Bu elimizin altında bir grup olduğunun işaretidir. Ve daha sonra eğer grubun herhangi bir üyesine tıklarsak o üyenin etrafında da beyaz seçim parantezleri görüntülenecek. Yani böylelikle grubu oluşturan parçaları birbirlerinden bağımsız olarak hareket ettirebilir ya da parametre ve benzeri değerlerini ayarlayabiliriz. Son işlemleri geri almak için Ctrl-Z yapıyoruz. Yani her şey tamamen grubun herhangi bir üyesini seçip seçmemenize ya da grup seçim parantezine tıklamanıza veya grupla bir birim olarak mı yoksa ayrı parçalar olarak mı çalışmak istediğinize göre bağlıdır. Yeniden gidiyoruz ve grubu kapatıyoruz. İşte kitaplığımız. Oyuntulu kutularla basit çokgen modellemeyi, dizi aracını kullanmayı ve tüm parçaları gruplamayı böylece bitirmiş olduk.